Evet, şu an itibariyle bizler A Haber ekibi olarak dünyaca ünlü Marmaris'te bulunuyoruz. Söğüt Mahallesi'ndeyiz. Sizin de söylediğiniz gibi evet, Muğla gerçekten cennet bir yer ve çok güzel koyları var. Ama işte kıyı boyunca iskeleler işgal etmişti bu noktayı. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastığı kaçak yapılarla birlikte bölgedeki iskelelerin yıkımına başladı. Bugün itibariyle Söğüt Mahallesi'nde tespit edilen 58 kaçak iskelenin yıkımına başlanmış durumda ve şu an itibariyle belediye ekipleri burada iskelelerin yıkımına, özellikle doğal sit alanları ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun bulunduğu noktalardaki iskelelerin de yıkılacağı yönünde bilgiler aldık. Muğla genelinde tespit edilen 400'e yakın iskele bu sezon içerisinde kaçak iskelelerin yıkımları gerçekleştirilmiş olacak. Peki iskeleler mevzuata göre nerelerde bulunması gerekiyor? Bunu hatırlatalım. Öncelikle vatandaşın denize ulaşamayacağı noktalarda iskelelerin yapı kayıt belgeleri alınarak inşa edilmesi gerekiyor. Ancak işte amacına uygun olmadan farklı şekillerde kullanılan iskeleler hem görüntü kirliliği hem de bu noktada çevrenin tahrip olmasına yol açtığı için bakanlık tarafından Muğla Valiliği ve Marmaris Belediyesi koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün ekiplerince bu bölgede sezon boyunca kaçak yapıların, iskelelerin yıkımı gerçekleştirecek. Tabii ki bölge, özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turizm bölgelerinin yüksek olduğu noktalarda kaçak yapılarla mücadele de devam ediyor. Bunun yanı sıra kıyı boyunca denizi işgal eden iskeleler de bu anlamda yıkımları gerçekleştirmiş olacak. Bu bölgede 40-50'den fazla iskele hemen Bozburun, Selimiye ve Marmaris merkezde olmak üzere bu noktada yaklaşık 100'e yakın kaçak iskele de sezon içerisinde belirlenen noktalarda yıkımı gerçekleştirilmiş olacak. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgeyi ziyaret etmişti ve kıyıda da incelemelerde bulunmuştu. Bu anlamda sezonun başında bu noktaların, özellikle kıyıyı işgal eden iskelelerin bir an önce yıkılıp bu tahribatın önlenmesi için gerekli talimatları vermişti. Son olarak toparlayacak olursak Göcek bölgesinde de 300'e yakın iskelenin şu an itibariyle yıkımı devam ediyor ve Muğla kıyılarında 400'e yakın iskele sezon içerisinde yıkımları gerçekleştirmiş olacak diyerek sözü merkeze bırakalım.